Kanalımdan herkese merhaba, bugünkü videomuzda bu hatta şofben bağlantısının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağız. Kiracısınız başka bir eve taşındınız evde de şofben hattınız yok ya da şofeniz bir şekilde şofben hattı yandı ya da oturduğunuz evde hiç şofben hattı yok ve bir şekilde şofbene ihtiyacınız oldu. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı genelde ya elektrik, elektrikçi çağrılıyor. bu sorun çözülmeye çalışıyor ama bu videoyu izledikten sonra kendiniz de bu hatta Chopin bağlantısının nasıl yapıldığı konusunda bir fikir edinmiş olacaksınız. Olayın biraz daha iyi anlaşılması için bu şekilde ev içi bir tesisat ayarlamaya çalıştık. Hemen en solda çamaşır makinesi prizi, ortada normal bir priz, en sağda da buzdolabı prizimizi temsil eden bir düzenek hazırladık. Bu hat kapağımızı açtığımızda görüntü çok karışıkmış gibi olabilir ama biraz sonra anlattıktan sonra çok daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Video tam olarak başlamadan önce şu üstteki linke tıklayarak buat bağlantısının nasıl yapıldığı konusunda bir fikir edinebilirsiniz. Bu atımız iki linyeli yani bu atımızı iki adet faz geliyor. Bunu birazdan daha net anlatacağım. Bunlardan ilk fazımız yani ilk linyemiz gelen linyemiz. Linye dediğimiz yani sigorta kutusundan bu ata kadar gelen kısımdan bahsediyorum. Şu görmüş olduğunuz kahverengi kablo iki buçuk kablo birinci linyemiz. şu bizim ortak nötrümüz yani yüksüz kablomuz şu bizim diğer liyemiz kırmızı renkli iki buçuk kablo şu en alttaki ise bizim ortak topraklamamız yani evdeki topraklı prizin ihtiyaç duyacağı 3 üç şey vardır birisi nötr birisi topraklama birisi ise faz yani elektrin olduğu kablodur. Şimdi şu tarafa giden renklere bakıyoruz. Topraklama kırmızı ve nötr. Çamaşır makinesi kırmızı linye ile besleniyormuş. Buradan bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ortadaki prizimiz ise hemen şu şekilde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi nötr, topraklama ve kahverengi kablo. Yani diğer fazımızla besleniyor. Geriye zaten en soldaki prizimiz ise görmüş olduğunuz gibi kahverengi kablo topraklama ve nötrle besleniyor. Yani buzdolabı prizi ve buradaki normal priz kahverengi linyeden besleniyor. Şuradaki çamaşır makinesi ise kırmızı linyeden besleniyor. Peki bunun nedeni nedir? Çamaşır makinesi yüksek güçlü bir alet olduğu için bu çamaşır makinesi prizine tek bir besleme vererek buradaki kablonun ısınması engellenmiş. Eğer buradaki sistemlerin tamamı kırmızı linye ile ya da kahverengi linye ile beslemek isteseydi yani şu ikisi birleşik gibi olsaydı öyle söyleyeyim. Buradaki gelen linye çok fazla yük bineceği için çünkü bir çamaşır makinesi yaklaşık 1000-2000 Watt arasında bir güç çekiyor. Bir buzdolabı evet çok fazla çekmiyor ama normal prize yük çeken bir cihaz bağladınız yani ütü ya da benzeri fazla yük çeken bir cihaz bağladığınızda buradaki hat ısınıp bir yangın tehlikesine sebep olabilir. Yani buradaki linyenin çamaşır makinesinin elektrik fazının bölünmesinin sebebi bu. Peki bu normal priz ile buzdolabı prizine neden kahverengi linye ortak verilmiş? Normal priz ev içerisinde ütü, elektrik süpürgesi ya da tezgahın üstünde ise işte blender çeşitli ev aletlerini kullandığımız normal bir priz. Yani aşırı yükün çekildiği bir priz değil. Buzdolabı da Saatte öyle çok kilowatt harcayan bir alet değil yaklaşık 50 ile 100 watt arasında yani saatte 50 ile 100 watt arasında bir güç harcayan cihazımız çünkü çalışma prensibi gerçekten çok basit. İşte bu ikisi çok fazla yük çekmediği için tek linye ile bunu beslemiş. Bu kısa bilginin ardından şimdi şofman bağlantımızı nasıl yapacağımızı anlatacağız. Şöyle elimde basit temsili bir şofman olduğunu farz edin kamera açısına sığmayacağı için böyle basit bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Bir şofbende içerisini açtığınız zaman şu şekilde bir klemens olur. Mavi nötr, ortada topraklama, solda ise şu an bu renk kahverengi başka renklerde olabilir. Bir şofben bağlantısını yapmak istiyorsanız kullanacağınız kablo çeşidi 3 çarpı 2.5 antikron kablodan daha aşağı olmamalı. Peki neden olmamalı? Yani 3 çarpı 1.5 olursa ne olur? Şofbenler çok fazla akım çekerler. Bu da kablonun çapı eğer ince olursa fazla ısınma yapar ve kablo tesisatta eriyebilir ve yangın tehlikesi ortaya çıkarır. 3x2.5 kablo çok ideal bir kablodur. Kafam çok rahat etsin diyorsanız bazı firmalar 3x4 antipron kabloyu da kullanıyor. 3x2.5 TTR kablo kullanılmaz. Çünkü TTR kablo bu yükü kaldırmaz. Saçaklı olduğundan dolayı saçakları gerçekten yanıyor arkadaşlar. Verdiğimiz bu bilgilerden sonra peki biz şofbenimizi hangi linye yani burada görmüş olduğunuz gibi bir kahverengi linye bir de çamaşır makinesinin linyesi var. Şimdi nötrü zaten şuradaki şofbenin nötrüne bağlayacağız. Topraklamayı buradaki ortak topraklamaya bağlayacağız. Peki biz bu kahverengi kabloyu yani şofbenin kahverengi kablosunu neye bağlayacağız? Şimdi dediğim gibi çamaşır makinesinin linyesi yani elektriği ayrı çekilmiş. Çünkü çok fazla güç çektiği için. Biz böyle güç çeken bir şeye tutup da yine yaklaşık 7000 watt gücünde bir şey bağlarsak bu kırmızı kablo hiç dayanmaz. Onun için biz gücü az olan linye neyse yani gücün az olduğu faz hangisi ise burada gücün az olduğu faz bu. İşte bağlantımızı buna göre yapacağız. Tabi açtığınız tesisatta durum çok daha karışık olabilir ama buna çok benzer bir yapıyla karşılaşacağınızı düşünüyorum. Peki linyemiz tek. Yani şurada sadece kahverengi linyemiz var. Yani şu linyenin tek olduğunu düşünelim. Şöyle birleşik olduğunu farz edelim. Böyle bir durumda biz şoförümüzü buna bağlayabilir miyiz? Hiçbir çareniz kalmadıysa tesisatta eski yapacak bir şeyiniz yok ve sigorta kutusuna olan mesafe çok uzak. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Siz Chopin adını buna yine bağlarsınız. Şu şartla çamaşır makinesiyle şöbeni aynı anda çalıştıramazsınız. Ya da diyelim ki şu ortadaki normal prizde evde elektrik süpürgesi taktınız, süpürüyorsunuz. Şöbeni de aynı anda açamazsınız. Açarsanız ne olur? Dediğim gibi aşırı yüklenmeden dolayı buradaki elektrik hattı fazlaca ısınır ve tesisat gerçekten kısa sürede yanabilir. Yani bu linye, buradaki elektrik hattı tek olup ben duşun altına gireyim, şofbenle duşu açayım diye gerçekten bir şey yok. Onun için şofben çalışırken çamaşır makinesi ya da bu normal prizi kullanmamaya dikkat ederseniz böyle bir durumda bunu kullanabilirsiniz. Kabloları belli bir uzunluktan sıyırıyorum. Şuraya şöyle minik bir boru koyalım. ben bu atın içinde burada geçiyorum ama siz tabi bu atın mecbur dışından alacaksınız çünkü bunu sıva su döşemek zorundasınız. Ben biraz şekil güzel gözüksün diye bunu yapıyorum. İlk önce nötr bağlantımı gerçekleştiriyorum. Nötrü ortak nötrün üzerine doluyorum. Toprağımı da aynı şekilde ortak topraklamanın üzerine doluyorum. Görüntüler güzel olmayabilir. Önümde telefon varken bir şey yapmak gerçekten kolay olmuyor. Şimdi işin kolay kısmını yaptık. Topraklamayla rötürümüzü bağladık. Dediğim gibi gücün az olduğu yani daha az cihazın çalıştığı ya da daha az yükte cihazla çalışan elektrik hattı hangisi ise yani linge hangisi ise elimizdeki şofbenin fazını yani elektrik kablosunu ona bağlıyoruz. Kahverengi kablomu da buradaki kablonun üzerine doluyorum. Evet şu an bu hat bağlantımı tamamladım normal priz ile buzdolabı prizinin birleştiği hatta şofbenimin elektriğini verdim. Normalde bu buatı kare buat kullanmak lazım. Çünkü bu buatın içerisinde gerçekten sığmıyor. Ama buraları birleştirmek kolay olsun diye böyle bir düzenek seçtim. Kare buatta Bunları burada sabit tutmam biraz zor olacağı için bunu tercih ettim. Geldi şoklarımıza bağlantı yapmaya. Görmüş olduğunuz gibi renkler aynı. Sadece şu kahverengi ve buradaki kahverenginin renkleri bazen tutmayabilir. Genelde 3x2.5 antikron kablolarda renk kahverengidir. Ama firmadan firmaya değiştiğini pek düşünmüyorum. Belki de şuradaki renk farklı olabilir ama nötr mavi toprak sarı olacağı için buradaki diğer kalan rengin fazla olduğunu anlayabilirsiniz. Toprağı toprağa bağlayacağız. Nötrü nötre bağlayacağız. Fazla da fazla bağlayıp şohben bağlantımızı tamamlayacağız. Şohbenime şu an elektrik geldi. Şohbemizin bağlantısını yaptık. Çalışır duruma getirdik. Ama en son şöyle bir püf nokta var. Bir şofmet için en az 32 amperlik bir şaltere ihtiyacınız var. Ama bu sadece şofmene bağlı olsaydı. Şofmenle beraber hem buzdolabı hem de burada ev içerisindeki bir cihaz çalışacağı için 32 amperlik bir şalter size az gelecektir. Siz bu hat için yani şuradaki kahverengi kablonun bağlı olduğu şalteri bulup yani bunu da elektriği açıp kapatarak yapacaksınız. O şalteri bulup bu şalteri amperi kaç ise yerinden söküp yerine 40 amperlik bir şalter takmanız lazım. Aksi halde şofbeni diyelim ki çalıştırdınız. Bir sıkıntı vermedi. 32 amperden bahsediyorum. Diyelim ki şofbeniz 32 amper. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Şofbeni açtım ama şalterim atmadı. Şalterinizde 32 amper olduğunu düşünelim. Chopin takılıyken 32 amperlik şalter atmayacaktır. Ama şuradaki normal prize diyelim ki gelip bir elektrik süpürgesi taktınız ya da ütü taktınız. işte ütüyü ya da elektrik süpürgesini taktığınızda 32 amperlik şalter atacaktır. Bu da sizi sinirinizi bozacaktır. Onun için böyle bir sistem için 40 amperlik şalter şart. Sadece şokben bağlı olmuş olsaydı şu kahverengi kabloya o zaman sıkıntı yoktu ama siz sonradan bu sistemi çektiğiniz için şokbenin hattını mecburen 40 amperlik bir şalter kullanmak zorundasınız. Bu hatta şokben bağlantısıyla alakalı anlatabileceğim şeylerin çoğunu anlattım. Püf noktalarına değinmeye çalıştım. Bu şekilde bir düzenekle olayın çok daha rahat anlaşıldığını düşünüyorum. Yani buradaki çamaşır makinesi değil de bulaşık makinesi olabilir. Ya da buradaki buzdolabı değil de farklı bir cihaz olabilir. Ama temelde prensip şu. Gücün yani fazla güç çeken linyeye şofbeninizin elektriğini bağlamayacaksınız. Olay tamamen bundan ibaret. Biraz uzatmış olabilirim ama kanalımı ilk defa ziyaret eden ya da elektrikle ilk defa haşinleşir olan arkadaşlarımız varsa çok daha rahat anladığını düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımdaki diğer videoları ziyaret ederek ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.